İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İnkara ya da alaya layık görülen anmanın 100. yıl dönümü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenya Kaprahamyan'ın onur ziyareti. Resmi açıklama. Hayrinik adlı Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi gazetesinin yeni sayısı çıktı. Bloomberg Economics. Gelişmekte olan ülkeler arasında en karılgan olan Türkiye ekonomisidir. Halep'ten ayrılan Ermenilerin hikayeleri. Van Gölü'nde dalışlar çoğalıyor. Aristide Biryan'ın Fransız hükümetinin uluslararası bir hukuk anlaşması olan ve 99 yaşındaki Sevr gibi yasal bir antlaşmanın haricinde kilik Yayda da içeren Batı Ermenistan'a ihanet ederek imzaladığı uluslararası platformda yasallığı bulunmayan gizli anlaşmayı hepimiz ve özellikle de bu derin sessizliği biliyoruz. Bu Angora Anlaşmasıdır ki 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Sonradan Tengirşek ile Fransa hükümetinin özel temsilcisi Henry Franklin Buyon tarafından imzalanmıştı. Anlaşma Fransa ile yasa dışı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasındaki savaş durumuna hemen son verdi. Fransa 10 Ağustos 1920'deki Sevr ve 1916 yılındaki Sykes-Picot anlaşmalarıyla resmen sahiplendiği etkinlik bölgesi Kilikya'daki haklarından vazgeçti. Daha önce Boğuslubar Paşa'nın himayesinde Ermenistan resmi heyeti Paris Barış Konferansı'na katılmıştı. Bu konferansta Batı Ermenistan Devleti 19 Ocak 1920'de de facto ve 11 Mayıs 1920'de de de olarak tanındı. Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması ayrıca 30 Mayıs 1918'de ilan edilen Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti'ni de içerdi. Bunu 4 Haziran 1918 tarihinde Türkiye kabul etti. Günümüz Batı Ermenistan'daki Ermeniler kendi bir asırlık çileleri, parçalanmaları ve iç bölümleri döneminden sonra o kadar zayıfladılar ki ulusun varlığı tehlikedeydi. Tarihin tahripatçıları nedeniyle unutulmanın sunağına konularak ayrıca kendi tüm kimliklerini kaybederek kurban psikolojisi durumuna düşürülerek alçaltılmışlardı. 11 Kasım 1918'deki 100. yıl anma törenleri çerçevesinde Almanya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu yaklaşık 80 devletin yetkilileri hazır bulundu. Savaşan tek bir devlet Batı Ermenistan ise bu törenlere layık görülmedi. Geçmişi ve şimdi var olan suçları inkar ederek ya da yok sayarak barış oluşturulamaz. Tüm bunlar hafızamıza yerleşmiştir. 12 Kasım tüm adaletsizliklerin son kapısı olsun. Bu yüzden bugün en kötüsünden korkabiliriz. Suçlu devletler kendi gerçekleştirdikleri suçlar için bir iyilik olarak topraklara, bölgelere, rezervlere, mirasa ve hatta kurban olmuş halkın kadın ve çocuklarına hiçbir hesap vermeden ve tazminatsız sahip olmuşlardır. 29 Ocak 2001 tarihli 1915 Ermeni soykırımı adıyla kabul edilen yasayı 1894 yılından 1923 yılına kadar Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım olarak değiştirilmesini Fransa'dan rica ederim. Zira soykırım Ermeni olamaz. Soykırımı Türkler gerçekleştirmiştir. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Asala Savaşçısı Aram Basmacan'ın anısına saygılarını sundu. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu üyesi olan Aram Basmacan, 25 Mart 1960 tarihinde doğdu ve 12 Nisan 1985 tarihinde de şehit düştü. 24 Eylül'de gerçekleştirilen Van operasyonunun yargılanan 4 üyesinden biriydi. Aram Basmacan 12 Nisan 1985 tarihinde Fransa'da şehit düştü. 24 Eylül 1981 tarihinde Asalan'ın 4 savaşçısı Van adını verdikleri eylemle Paris'teki Türk konsolosluğunu işgal ettiler. Ermeni yeni silahlı kurtuluş mücadelesinin sayfalarına cesaret ve özveride bulunmanın eşsiz örneklerinden biri kaydedildi. Bu dört kurtuluş savaşçılarından Aram, Fransız hapishanesindeki ağır psikolojik baskılara dayanamayarak şehit düştü. Resmi açıklama Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümüne adanan kutlama, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yokluğunda açık bir şekilde yetersiz ve anlamsız kaldı. Tüm dünyaya sürgün edilmiş Batı Ermenistan Ermenileri ve işgal altındaki Batı Ermenistan ile Kilikya'da yaşayan Ermeniler bu töreni özel bir ilgiyle izlediler. Onlar dünyanın değişik ülkelerini temsil eden yöneticilerin gözlerinin ifadesini yakından incelediler. O gözler yalan ve aldatmayı ne kadar gizleyebilir ve ne zamana kadar? 19 Ocak 1920'deki Paris Barış Asamblesi, hezimete uğramış Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş Ermeni topraklarında Ermenistan devletini tanıyan tüm devletlerin temsilcileri Bugün Paris'teki törende hazır bulunmuşlardı. Batı Ermenistan topraklarında onların tanıdığı sınırlarla ilgili tahkim kararı gerçekleştiren ve bu karar hakkında dilekçeler veren devletlerin temsilcileri de oradaydı. Herkes Sayın Emmanuel Macron'un uzun ve işten konuşmasını büyük bir dikkatle dinledi. Benzer konuşmayı inançla telaffuz etmek ve onu ikna ile dinlemek her iki tarafta için çok yüksek ve özel kapasiteler gerektirirdi. Oradan birkaç yüz metre ötede resmi değil ama kişisel olarak ayrıca Batı Ermenistan'ın devamı olan Cumhuriyet'in başkanı Armenak Abrahamyan, dünyada yaşayan milyonlarca Batı Ermenistan Ermenilerinin hoşnutsuzluğu ve öfkesiyle oradaydı. Bu öfkenin baskıcı varlığı onların kasıtlı ve adaletsiz göz ardı edilmesinden daha önemli ve gerçekçiydi. Bay Macron kendi resmi konuşmasını tüm dünya halklarına ve milletlerine barış dileyerek sonlandırdı. Görünüşe göre işgal altındaki Batı Ermenistan ile onun sürgün edilmiş ve işgal altında yaşam mücadelesi veren insanlar onun düşündüğü dünya içerisinde yer almıyorlardı. Batı Ermenistan Ermenileri tarafından bu inkar özellikle ve açık bir şekilde kasıtlı olarak kabul edildi ki bilhassa Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armena Gabrahamyan olsun Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı Emmanuel Macron'a ve olsun Fransa Parlamentosu'nun iki kanadında yer alan milletvekillerine ayrıca Paris Belediyesi ve ilçe belediyelerine bu törene kendisinin katılımını içeren mektuplar yollamıştı. Bütün Fransız Cumhuriyeti bunun farkındaydı ve hiç kimse bundan habersiz olmayı bahane gösterip haklı çıkamaz. Böylece 11 Kasım 2018 tarihi Batı Ermenistan Ermenileri için işgal altındaki vatanın kurtuluşu ve ulusal hakların uygulanması stratejisine dayanarak uygun inceleme olasılığını gerçekleştireceği bir tarih olacaktır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Ulusal Konseyi Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi aylık gazetesi olan Hayrenik'in 12 Kasım 2018 tarihinde yeni 5. sayısı çıktı resmi dergi her ayın başında Batı Ermenice yayınlanmaktadır. Bloomberg Economics verilerine göre Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en kırılgan ekonomiye sahip. Türkiye cari işlemler dengesinde ve enflasyon seviyesinde yer alan ülkeler listesinde lider konumundadır. Enflasyon konusunda gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'yi sadece Arjantin geçmektedir. Türkiye aynı zamanda Amerikan Morgan Stanley Yatırım Bankası tarafından düzenlenen hassas 5'te 5 beş yıl boyunca yerini koruyan tek ülkedir. Bu liste ilk olarak Ağustos 2013 yılında yayınlanmıştır. Bu yılki listede Türkiye'den başka ayrıca Arjantin, Güney Afrika ve Mısır'da yer aldı. Haftalık Agos gazetesi, Halipsizler kitabının yazarı Türk gazeteci Serdar Korucu ile bir röportaj gerçekleştirdi bu reportajı bazı kısaltmalarla sizlerin dikkatine sunuyoruz. Suriye iç savaşı nedeniyle dünyanın dört bir yanına dağılan Halepli Ermenilerin hikayeleri Serdar Korucu'nun Halipsizler adlı kitabına konu oldu. Aras yayıncılıktan bu hafta çıkan kitapta çoğunluğu Doğu Ermenistan'a yerleşen Halepler savaş nedeniyle yaşadıkları zorlukları, yeni hayat kurma hayaliyle çıktıkları yolu, yeni vatanlarını ve Halep'i anlatıyor. 2013'ten beri Türkiye'deki Suriyeli mülteciler konusunda çalışmalar yapıyorum. Birkaç sene boyunca Antakya, İskenderun, Antep, Urfa, Diyarbakır, Batman'a devamlı gidip geliyor ve mülteci anlatıları topluyordum. İçlerinde Ermeni olmaması dikkatimi çekmişti. Ermeniler Türkiye'ye gelmiyor. Nedenini biliyoruz ama o zaman nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar? Tabii ki Doğu Ermenistan'a. Antakya'da ilk görüşmeyi yaptım ama çok korktuklarını gördüm. Görüştüğüm kişi isim, fotoğraf vermek istemedi. Çok korktuğu için hikayesini bölük pörçük anlattı. Mültecilerle çalıştığım için o psikolojiyi biliyorum ama görüştüğüm o kadın karşılaştığım en zor durumdu. Ayrıca havalimanından itibaren Haleplilerle karşılaştım. Bazıları Türkçe biliyordu. Halep'li Ermeniler çevresine girdiğin zaman birbirlerini tavsiye ediyorlar ve yardımcı oluyorlardı. O topluluğun içine girdiğinde daha kolaylaşıyor iş ifadelerini kullandı. En başta Doğu Ermenistan'da kendilerini güvende hissettikleri için onların ulus devleti ve bize burada kimse bir şey yapamaz diye düşünüyorlar. Bu nedenle çok rahatlar. Bir de Orta Doğu misafirperverliği var. Konuşurken ben soykırım konusu açınca kırıcı olmak istemedikleri için sert konuşmuyorlar ve daha az anlatıyorlar. Tamam zaten soykırım diyorsun ve daha fazla konuşmayalım yaklaşımı var.'' Doğu Ermenistan'daki kültür farklı diye konuştuk. Oraya giden Halepli Ermeniler kültürel olarak ne götürdü sualine gelince her mülteci dalgası kendi kültürünü de beraberinde getiriyor. Halepli Ermeniler buraya adapte olup kendi ticaretlerini tekrardan kurmuşlar. Bugün Yerevan'ın restorasyon biznesinde onların büyük önemi bulunuyor. Halepli Ermenilerde Batı Ermenistan mutfağı çok iyi korunmuş ve şimdi de bu geleneği devam ettiriyorlar. Yazar savaş sırasında Suriye'den ayrılmayanların öyküsüne de büyük önem verdi. Bazıları kalmayı, bazıları gitmeyi tercih eder. Bunlara sadece saygı duyabiliriz. Kitapta savaş boyunca sadece çocuklarını görmek için Suriye dışına çıkmış isim Baron Keşişan kendisi şöyle açıklıyor: "Bugün Halep'ten çekilirsek yarın başka yerden de çekilmek zorunda kalacağız." Van'ın İpek Yolu Bölgesi Belediyesi Van Gölü'nde dalış Geliştirme projeleri uygulamaya devam ediyor ve proje kapsamında yaklaşık 200 yolcu kapasiteli bir okul açıldı. Onlar için Van Gölü'nün derinliklerine dalıp sualtı zenginliklerini araştırma, güzelliğinin tadını çıkarma ve gölün Gizemli sualtı dünyasını keşfetme fırsatı yaratıldı. Van'ın İpek Yolu bölgesinin Belediye Başkanı Cemil Öztürk, Van Gölü'nün sualtı dünyasına olan ilginin büyüdüğünü ve farklı bölgelerden gelen insanların bunu araştırmaya geldiğini belirtti. Öztürk'e göre gölün yaban hayatı ve yeni keşfedilen van ve denizaltı kireç taşı türleri ile göl tabanında bulunan Rus gemileri dalgıçların ilgisini çekmektedir. Van'da dalışı turizmin temel doğrultularından biri yapma yolunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan İpek Yolu Belediye Başkanı, ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Japonya vatandaşlarının özellikle Van Gölü'nde dalış yapmakla ilgilendiklerini vurguladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan kültürünü tanıtma çerçevesinde Garni Erzurum Koçarisi sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.